Merhaba gençler, ben Şükran Hocam. Türkiye'nin coğrafi konumuyla konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin coğrafi konumu dediğimizde konum bir yerin dünya üzerinde nerede bulunduğu, yani adresidir demiştik. Önceki videomuzda bahsetmiştim konumun ne olduğundan. Türkiye dünya üzerinde neredeymiş? Bunu iki şekilde ifade edebiliriz. Konum ikiye ayrılır. Bir matematik konum, bir de özel konum yani göreceli konum olarak ikiye ayrılır. Öncelikle mutlak konum yani matematik konum ile başlayacak olursak. Mutlak konum dediğimiz paralel ve meridyenlere göre Türkiye'nin bulunduğu yerlerdir. Türkiye hangi paralel ve meridyenler arasında bulunur diye düşündüğümüzde. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri. 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır. 'Türkiye'nin en kuzey, en güney, en doğu ve en batı sınırlarına göre oluşturulan yerlerdir diyebiliriz. Peki Türkiye'nin bulunduğu matematik konum yani mutlak konumu Türkiye'yi nasıl etkiler diye düşündüğümüzde öncelikle enlem koşullarımız yani paralellerimiz bizi nasıl etkiler bunlara bir bakalım. Türkiye kuzey yarımkürede ve orta kuşakta yer alır. Çünkü orta kuşak dediğimiz kuşak 30 ila 60 derece genel olarak kabul edilen enlemler arasında kalan kısmı biz orta kuşak adına veriyoruz. Bunu aslında 23 derece 27 dakika kuzey ve 66 derece 33 dakika kuzey enlemleri arasında da diye de değerlendirebiliriz. 30-60 diye değerlendirmemize gerek yok ama kabaca söyleyecek olursak 30-60 derece enlemleri arası bizim için orta kuşak olarak değerlendirilir ve biz de 36-42'de yer aldığımız için orta kuşakta bulunmuş oluruz diyebiliriz. Orta kuşakta bulunduğumuz için 4 mevsimi belirgin yaşarız. Yani aslında bu bize özel bir özellik değildir. Orta kuşakta bulunan bütün ülkeler 4 mevsimi belirgin yaşar. Bizler nasıl ilkbahar, yaz, sonbahar, kış bunları belirgin bir şekilde gözlemleyebilmemizin sebebi bulunduğumuz kuşaktır. Çünkü eğer soğuk kuşakta yer alsaydık yani kutuplara yakın bir yerde bulunsaydık hiçbir zaman ilkbaharı ya da yazı yaşayamayacaktık. Tek bir mevsim yaşayacaktık ya da aynı şekilde ekvatora çok yakın bir yerde bulunsaydık bu defa sadece yaz mevsimini yaşayacaktık. Diğer mevsimleri gözlemleyemeyecektik diyebilirim. Batı rüzgarları etkisindedir. Batı rüzgarlarına kısaca değinecek olursam eğer iklim konusunda çok özelliklerini anlatacağım ama 30 derece dinamik yüksek basınç alanından 60 derece dinamik alçak basınç alanına doğru esen rüzgarlardır bu batı rüzgarları. Yani 30 ile 60 derece enlemi arasında bulunan ülkeler aynı zamanda batı rüzgarı kuşağındadır diyebiliriz. Ve kuzey yarımkürede yer aldığımız için kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürür. Çünkü şu şekilde düşündüğümüzde bizim kuzeyimizde kutuplar var. Güneyimizde ekvator var. Bu nedenle ekvatordan gelen hava kütleleri sıcaklığı artırırken kutuplardan gelen yani kuzeyden gelen hava kütleleri sıcaklığımızı düşürür diyebiliriz. Bulunduğumuz yarımküre ile ilgili olarak 30-40 derece enlemleri arasında yani Akdeniz iklim kuşağında yer alır. Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü Kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi sonucunda oluşan makilerdir. Bu nedenle etrafta yaygın olarak makiler görülebilir ve 30-40 derece enlemleri ekvatora yakın olan enlemler olduğu için yani sıcaklık genel anlamda sıfırın altına çok fazla düşmediği için bu enlemlerde buzullar ve buzulların oluşturduğu yeryüzü şekilleri yaygın değildir. Eğer bizler 70 derece 80 derece enlemleri arasında yer alsaydık buzul şekillerini çok daha fazla bir şekilde rastlayabilirdik. Şu anda buzullar ve buzulların oluşturduğu şekillere sadece yüksek dağların zirve kısımlarında rastlayabiliyoruz. Deniz seviyesinde buzul etkisi söz konusu olmuyor. Bulunduğumuz enlem itibariyle denilebilir. Dönencelerin dışında yer alır. Dönencelerin dışı dediğimiz dönencelerimizin dereceleri nelerdi? 23 derece 27 dakika kuzey dediğimiz yengeç dönencesiydi. 23 derece
27 dakika. Güney ise Oğlak dönencesini oluşturur diyebiliriz. Dönencelerin dışında kalan yerlerde, yani eğer arasında bir yerde değilsek, güneş ışınları hiçbir zaman dik açı ile düşmez. Güneş ışınları dik açıyla düşmediği için de gölge boyu asla sıfır olmaz. Çünkü gölge boyunun sıfır olması için güneş ışınlarının 90 derecelik açı ile düşmesi gerekir diye söylemiştik önceki videolarımızda. Ve güney yamaçlar baka etkisindedir. Nedir bu baka? Sorularda oldukça karşınıza çıkacak bir kavram. Baka yüzey şekillerinin, yer şekillerinin güneşe bakan kısmıdır. Peki bir yer güneşe bakıyorsa ne olur? Daha sıcak olur. Şimdi Türkiye'yi düşündüğümüzde, Türkiye 36-42 kuzey paralellerinde yer alıyor demiştik. Şurada olsun ülkemiz. Kuzeyimizde kutuplar var. Güneyimizde ekvator var. Bu durumda kuzey yamaçlar kutuplara dönük hava kütlelerine daha açık olacağı için kuzey yamaçlar soğuk, yani sıcaklık düşük. Güney yamaçlar ise ekvatora dönük hava kütlelerine dönük olacağı için daha sıcaktır. Bu nedenle baka etkisi her zaman güney yamaçtadır. Sıcaklık güney yamaçlarda her zaman kuzey yamaca göre daha fazladır diyebiliriz. Bunu özellikle ev alacağımız zaman ya da kiraya çıktığımızda, evlerin özelliklerine baktığınızda görürsünüz. Kuzey cephe, güney cephe, batı cephe diye belirtir. Kuzey cephe her zaman daha soğuk olur. Güney cephe ise her zaman daha sıcak olur. Bunu da günlük hayatınızda bu şekilde kullanabilirsiniz diyebilirim. Türkiye'nin boylamına baktığımız zaman, boylamı ve etkilerine baktığımız zaman, Türkiye'nin boylam dereceleri 26-45 doğu meridyenleri demiştik. 26-45 doğu meridyenleri. En doğusu ile en batısı arasında o zaman 45'ten 26'yı çıkartırız. 19 derecelik bir boylam farkı buluruz. 19 derecelik boylam farkımız varsa, şöyle kalemi değiştiriyorum. Biraz silik yazıyor. 19 derecelik bir boylam farkımız varsa da doğal olarak iki boylam arası 4 dakika olduğu için 19 ile 4'ü çarparız. 76 dakikalık en kuzeyi ile en, çok özür dilerim, en doğusu ile en batısı arasında yerel saat farkı olduğunu bulabiliriz. Türkiye GMT artı 2 ve GMT artı 3. saat dilimlerinde yer alır. Bunu nasıl hesaplıyorduk? Her 15 meridyende bir saat dilimi geçiyor demiştim. 15 derece meridyenimiz burada olsun. 30 derece meridyenimiz burada. Ve 45 derece meridyenimiz burada. Sıfırı şöyle başlatırsak. Sıfırdan 15'e kadar geçen yer GMT artı 1. 15-30 arası artı 2. 30-45 arası artı 3 olur. 26'dan 30'a kadar olan meridyenlerimiz ikinci saat diliminde, 30'dan 45'e kadar olan meridyenlerimiz ise 3. saat diliminde yer aldığı için artı 2 ve artı 3'te toprağımız vardır. Fakat biz 45 derece Iğdır'a göre yerel saatimizi, yani ulusal saatimizi belirlemişiz. Ve bu nedenle ulusal saat olarak her zaman GMT artı 3'ü kullanıyoruz diyebiliriz. Ve artı dediğimize göre, yani İngiltere'nin doğusunda yer aldığımız için yerel saat İngiltere'den daha ileri olur denilebilir. Çünkü başlangıç meridyenimiz, yani İngiltere, sıfır olarak kabul ediliyordu ve bunun doğusunda bulunan yerlerde yerel saat daha ileri, batısında bulunan yerlerde ise yerel saat daha geri olur diye söylemiştik. Türkiye'nin görecelik konumu, yani özel konumu ve etkilerine baktığımızda, özel konum bir yerin karalara göre, denizlere göre, yüksekliğine göre, yüzey şekillerine göre olan konumuydu. Daha önce bahsetmiştim. Şimdi Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran şeyler nelerdir? Onlara bakalım. Bir kere öncelikle
eski dünya karaları arasında, yani Asya, Avrupa ve hatta buna Afrika'yı da ekleyebiliriz. Çünkü sonuç olarak Akdeniz'in güney kısmında Afrika yer alır. 3 tane ana karanın arasında yer alıyor ve köprü konumunda, yani geçiş özelliği gösterir bu ülkeler arasında, kıtalar arasında denilebilir. Ve üç yanımız denizlerle çevrilidir. Denizlerle çevrili olmamız bizim için çok büyük bir avantaj. Hem savunma açısından hem de ulaşım açısından önemli denilebilir. Tarih boyunca her zaman önemli olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir. Bunlar savunma açısından yine çok önemli ve geçiş açısından, yani ticaret açısından önemli olan boğazlarımızdır. Yakın bir jeolojik zamanda oluşmuştur. Yani Türkiye 4. jeolojik zamanda meydana gelmiş, oluşum olarak yeni olduğu için de depremselliğin çok fazla olduğu ülkelerden bir tanesidir. Yeraltı kaynak ve yerüstü kaynakları bakımından oldukça zengindir ve zengin olan ülkelere de komşudur aynı zamanda. Orta Doğu ve Hazar Havzası petrol ve doğalgaz açısından dünyanın en zengin bölgelerinden bir tanesidir ve bunların arasında yer aldığı için Türkiye petrol hatlarının, boru hatlarının geçişi için önemli bir yer kat eder diyebiliriz. Alpimene dağ kuşağında bulunur. Bu dağ kuşağı üzerinde bulunması bizim için aslında bir dezavantajdır. Çünkü bu dağlar yol yapımını, tarım alanlarını sınırlandıran, zorlaştıran faktörlerdir. Türkiye genel olarak yüksek bir ülkedir diyebiliriz. Tarım ürünü çeşitliliğimiz çok fazladır. Bu da yüksek bir ülke olmamızdan kaynaklanır. Yüksek bir ülke olduğumuz için aynı anda farklı iklim özellikleri görülebilir. Bu nedenle İzmir'de yetişen tarım ürünü, Konya'da yetişen ürünü ve Kars'ta yetişen tarım ürünü aynı anda bile farklılıklar gösterir. Yani farklı iklim özelliklerinin görülmesi yine yüzey şekillerinin çeşitli olması ile ilgilidir diyebiliriz. Dağların uzanış doğrultusu genellikle doğu-batı doğrultulu uzanırlar. Bu da bizi sıkıştıran kara kütleleri ile alakalıdır. Bunların tamamı Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran, yani onu özel kılan göreceli konum olarak karşımıza çıkar denilebilir. Şimdi bu konuyla ilgili bir örnek çözelim. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin matematik konumunun etkisiyle ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir? Matematik konum deyince mutlak konum, yani paralel ve meridyenlere göre ortaya çıkan sonuçlara bakıyoruz. Bunlardan değildir demiş. Samsun'a güneş ışınlarının Mersin'den daha dar açı ile düşmesi. Şimdi Samsun bizim kuzeyimizde, Mersin ise güneyimizde. Güneyden kuzeye doğru değişen şeyler, ekvatordan kutuplara doğru değişen şeylerdir. Güneş ışınlarının düşme açısı da tamamen dünyanın şekli, yani enlem, yani paralellerle ilgilidir. Bu paralel değerleriyle ilgili olduğu için güneyden kuzeye doğru değişen şeylerin çoğunluğu matematik konumun sonucunda ortaya çıkar. Samsun kutuplara daha yakın olduğu için daha eğik açıyla güneş ışınlarını alır. Mersin ise ekvatora daha yakın olduğu için daha büyük açılarla alır. Yani matematik konumun sonucudur diyebiliriz. Çanakkale'de meyvelerin Erzurum'dan erken olgunlaşması. Çanakkale ve Erzurum yaklaşık olarak aynı enlemlerde bulunurlar. Bu nedenle aynı enlemlerde bulunan yerlerin farklı bir özellik gösteriyorsa bunu matematik konumla değil özel konum ile açıklayabiliriz. Çanakkale deniz seviyesinde bulunan bir yer, Erzurum ise deniz seviyesinden çok yüksekte bulunan bir yer. Yani sıcaklığın daha düşük olması sebebiyle Erzurum'da ürünler daha geç olgunlaşır. Bu özel konumun bir sonucudur. Yani göreceli konumun bir sonucudur. Bunu matematik konum olarak değerlendiremeyiz. Gölge boyunun güneyde daha kısa olması. Güneyde zaten güneyden kuzeye doğru değişen şeyler ne demiştik? Matematik konumuyla alakalıdır. Güneyde daha kısa olmasının sebebi güneş ışınlarının daha büyük açıyla gelmesidir. Ve güneş ışınları ne kadar büyük açıyla gelirse gölge boyu o kadar kısa olur. Yani bu da yine bizim için matematik konumuyla, mutlak konumuyla açıklanabilen bir özellik. Muğla'nın yağış miktarının Şanlıurfa'nınkinden fazla olması.
Muğla denize kıyısı olan bir yer. Yani denizel bir yer. Şanlıurfa ise karasal bir yer. Aralarında yağış miktarının değişmesinin sebebi denizden gelen hava kütlelerinin yağışa sebep olurken Şanlıurfa'da böyle bir şansın bulunmaması, yani denizellik ve karasallık ile ilgili olan şeylerin tamamı özel konum ile alakalıdır zaten. Yağış miktarı da buna bağlıdır. Yine mutlak konumun sonucu olarak değerlendirilemez. Batı rüzgarının etki alanında olması ise 30 ile 60 derece enlemleri arasında yer almasıyla alakalıdır. Yine bulunduğu paralel derecesiyle, yani matematik konumuyla açıklanabilir. Bu nedenle bunu da sonuçlardan biri olarak değerlendirebiliriz. Sonuçlarından değildir diye sorduğu için cevabımız 2 ve 4 olarak, yani E şıkkı olarak karşımıza çıkar. Bu konuyla ilgili karşınıza çeşitli sorular çıkacaktır. Dikkat edeceğimiz ana nokta, kuzeyden güneye doğru ya da güneyden kuzeye doğru değişen şeyler matematik konumun sonucu iken, doğudan batıya doğru değişen şeylerden bahsediyorsa ya da yağış miktarından bahsediyorsa bizim için özel konumun sonucu olduğudur diyebilirim. Bu şekilde eleme yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.